Osman olmuyor başkanım. Dar mı borular? Var. Küçük mü? Ya basınca mı dayanmıyor? Çok kalitesiz döşenmiş kalitesiz zaten mi? Döşenirken. Yani yerine daha... 6 atı boru döşenmiş. İhale 12 atı, 16 atı olarak yapılmış. Biz bunu geçen yıl patlayan yerden ben kendim aldım. Ölçtüm. Burada bölge müdürüne de gösterdim. Bari arkadaş burada 16 atı yapılacak borular. Fiberglass yapılmış. O da 6 atı yapılmış. Baştan boşalıyorsun. Evet. Baştan boşaldıktan sonra bura boşalacak. Boşaldıktan sonra. Abi ta buradan su buradan da taşmış öyle. Buralardan gitmiş hakikaten. Hadi biz varıyoruz Mustafa abi. Önceki bu ya. Önceki su gitmiş. Yamula Mansat Sulama Birliği'nden Yamula Barajı'ndan su çeken Yemliha'nın sulama sahası. Burası 2016 yılında faaliyete geçti. 2016 yılından sonra yüzlerce kez patlamalar oldu. Geçen yıl Devlet Su İşleri Bölge Müdürü ile toplantı yaptık. Toplantıda patlayan yerlerin borularının değişeceğine söz verdi. Ama geçen yıl yapılmadı. Sezonun ilk başladığı gün tekrar büyük bir patlama oldu bu şu alanda. Dün su verildi tekrardan. Su verildikten sonra patlamanın tekrar bitmediği görüldü. Buğdaylarımız hiç sulanmadı. Yani şu ana kadar Yemliha'da aşağı yukarı 10 bin dönüm ekili buğday var, sulu tarım. Şimdi sulayamazsak bunu 2 gün içinde sulamadığımız zaman buğdaylar bir daha sulansa bile işe yaramaz. Bunu ziraatine uğraşan herkes bilir. Devlet Su İşleri ilgilenmiyor. Bizim buğdayımız değil yani. Bu Türkiye'nin buğdayı. Türkiye'nin yiyeceği buğday. Mesela Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan alacak değilik yani biz buğdayı. Alacağımız ülkelerde savaş var. Burada bu borular yapıldığı günden beri patlama oluyor. Geçen yıl patladığında bölge müdürü gelmişti. Biz borulardaki atülere baktık. Boru atüleri şu andaki yeni satın alınan boruların atüsünün yarısı kadar. Yani burada boruların atüsü düşük döşenmiş. Yani boruların anlaşılır olsun diye söylüyorum. Kaçlık atü olması gerekirken başkanım, ihale 16, şartlarında 16 kaça düşürmüşler? Döşenmesi gerekirken şu anda döşenenler 6 ile 10 atı arasında çıkıyor borular. İhale yapan DS'yi? İhaleyi DS yapmış. Sonradan burada yapan müteahhit kayyum yaptı. İhaleyi alan şahıs değil. Yani şimdi bak buradan o karşıdan bu komple sistemin suyu boşalacak. Evet. Su boşaldıktan sonra müdahale edilebiliyor. Bu da su ne oluyor? 24 saate yakında boşalıyor. Evet. Ondan sonra su tekrardan yaptığımızdan hemen sonra suda doldurulamıyor. Ne oluyor? 24 boşalırken saatte boşalıyor. Zaman, 24 saatte en yapılıyor. En az bir hafta başkanım. Değil 24 saatte hafta. De evet. Suyu bırakamıyor. Bir hafta. 72 saatte su geliyor. Bu sene hiç can suyu vermediniz. Veremedik. Yok, veremedik. Hayır, hayır, veremedik. Şöyle başkanım bir de Yemliha Kayseri'nin sepsanbarı. Doğru. Yani yaz günü Kayseri haline giren sepsenin %60'ı Yemliha'dan girer. Evet. İnanın bu sene patlıcanımız, domatesimiz, biberimiz girmesin. Kayseri'de sıkıntı çekecek. Çılgınlık olacak. Bu gidişinden de girmez. Şu an ben toprağa tohumumu gömdüm. Toprağım, tohumum su alamadığı için şu an çil kurusu oluyor. Yani bu tohum kendi kendini imha ediyor. Tohum çillendi. Tekrar kuruyor ya su gelmediği evet. için. Bu çil kurusu oluyor. Siz bunları yetkililere 3. ayda 4. ayda söylemediniz mi? DSİ olsun yetkili. Sayın Başkanım burada şöyle su bir sıkıntı olsun. Var. Sürekli söylüyor. Bizim sürekli, bu hatta. Sürekli her gün Devlet Su İşleri'ni biz karşımıza muhatap alamıyor. Kayseri'nin neredeyse 4'te 1 tarım havzasından sizlere sesleniyoruz. Yapmış olduğunuz bu boru hatlarında sıkıntı var, patlıyor ve patladığını hemşerilerimiz bize ifade ediyor. Ve her patladığında burada birkaç gün zaman kaybı var. Bu sene can suyu denilen suyu verememişler. Şu anda buğdayın suyunu yine veremediğini söylüyorlar ve bu saatten sonra da verseniz de buğday çıkmaz. Demek ki bu tam kardeşler. Tarımla ilgili yetkili kim varsa Rusya'ya çalışıyor, Ukrayna'ya çalışıyor. Sanki oradan ithalat yapalım diye bizim suyumuzun birçok nedenle kesilmesine, kesildiğinde yapılmamasına veya ihale şartnamesine uyulmadığında işte bu sıkıntılarla karşılaşmamıza neden oluyor. Bunların bana göre acilen ele alınması, bunların dikkate alınması, Kayseri'nin tarımda bir adım ileri gitsin, her konuda desteğiz diyen belediye başkanlarına da duyurumuz olsun.
Başkanım bir de bura yapıldı 5-6 sene oldu. Her sene patlıyor yani. Yeni bir şey değil bu olay. Her sene aynı olay başımıza geliyor. Şikayet diyor ki kaç yıl oldu mesela? Kaç yıl kaç oldu? Defa, yani 2017'den mi geçti? 17 faaliyette. 2017'den beri faaliyette. Her sene aynı sorunu yapıyoruz. Vallahi diyorlar. Diyorlar. İşte var vallahi diyorlar.